Şimdi burada şöyle giriş sekmesinde, özür dilerim, ekle ve insert sekmesinde kalanlara devam edeceğiz. Şimdi şu şekillerden bahsedelim. Ben buraya mesela ülke bayraklarını ekleyeceğim bir aralık yapmak istiyorum. Yani ülke bayrakları görsün. Hani görselliği arttırmak diye düşünebilirsiniz belki. Ekleye geliyorsunuz. Burada resim, insert picture from file. Buradan istediğiniz dosyayı seçince buraya pat diye geliyor. Tamam mı? Buraya geldikten sonra basılı tutarak istediğiniz yere getirir ve buradaki şu uç noktalardan seçip büyütüp küçültebilirsiniz. Ya da böyle yapabilirsiniz ya da böyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi bunu silelim. Hazır eklenmişi var. Vakit kaybetmemek için. Şimdi biz bunları getirdik ya. Herhangi bir resmin üzerine çift tıkladığınız zaman bakın buraya bir biçim geldi. Şimdi bu biçimde bir sürü özellikler var. Biçimde bu arada format. Örneğin burada düzeltmeler yapabilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz. Hatta şöyle şunu getireyim ki en azından görün. Mesela artistik efektler var. Bunları koyabilirsiniz. Burada çok kullandığım resim yani kullanmanız gereken belki resimleri sıkıştır diye bir özellik var. Şimdi Excel'in içinde çok fazla, bu çok önemli. Resim varsa bu resimler çok büyük boyut oluyor. Excel'i şişiriyor. Dolayısıyla siz resimlerinizi seçip resimleri toplu da seçebilirsiniz. Resimleri sıkıştır dediğinizde burada yani gerçi şöyle bir şey var. Bu resim zaten çok küçük olduğu için resmi sıkıştırmıyor. Ama bakın burada şuradaki hedef çıkışı seçip tamam dediğiniz zaman örneğin 1 MB'lık bir dosyayı 100 KB'a indiriyor. Bu çok önemli. Resimden bahsediyorum. Her neyse. Mesela bunları çerçeveye seçebilirsiniz buradan. Ben en çok şunu kullanıyorum. Şöyle sanki havadaymış gibi duruyor. Bunun dışında mesela bunu alalım. Büyütelim. Resim kenarlıkları var. Bakın buradan resim kenarlığı seçebilirsiniz. Görüyor musunuz? Resim aynı şekilde. Resim efekti yapabilirsiniz. Bakın yumuşak kenarlar. Yansıma. Ya bunları çok uzatmak istemiyorum. Çok basit şeyler. Ya bunlar da şöyle. Şurası önemli. Mesela öne getir, arkaya gönder gibi. Örneğin bakın burada arkaya gönder özelliği var. İki tane mesela şekli şekilden şunu arkaya göndermek derseniz send backward. Bunu gönderdiğiniz zaman arkaya gönderecek. Tamam mı? Buraya nasıl ulaşıyoruz? Herhangi bir resme tıkladığınız zaman buradaki ana şey geliyor. Burada hizala var, döndür var vesaire, kırpma özellikleri var. Bunlar biraz kendinize karıştırarak bulabilirsiniz. Şimdi biz esas işimize gelelim. Danimarka. Danimarka'yı seçtik. Şöyle Danimarka bayrağını tekrar ufaltalım. Bir özellik var. Onu ben çok kullanıyorum. Onu anlatmak istiyorum açıkçası. Şimdi şu Fransa olsun. Evet. Tamamdır. Türkiye ve Fransa. Her neyse. Şimdi bakın bura hatta şunları da silelim isterseniz şu araları. Tamam mı? Bunları seçin. Sildiğin sayfa satırlarını sil, sildi. Sayfayı sil. Sayfa satırı sil. Sil. Hop. Sayfa sil. Ve sayfa sil. Tamam mı? Şimdi diyelim ki şunu şöyle oynattığım zaman mesela şunu ufaltmak istiyorum. Mesela satırın genişliğini ben kaç yapmıştım? 50 yaptım. Tamam mı? Ama 50 değil de mesela 25 yapmak istiyorum. Tamam mı? Yapalım. Öğrendiniz artık. Sağ tuşu yapıp. Bakın resimler üst üste bindi. Ctrl Z deyip geri çek. Bunun bir şeyi var. Özelliği var. Resme sağ tıklayıp sağ tuş yaptığınız zaman bakın burada boyut ve özellikler var. Tamam mı? Boyut ve özellikleri çok affedersiniz. Boyut özellik değildi. Pardon. Boyut ve özellik ya. Bir saniye. Şunu bulayım ilk başta. Tamam. Sağ tuş yapıp boyut ve özellikler dediğinizde bakın ilk başta bu kutu geldi de özelliklere tıklayın. Tamam bakın özelliklerde şu anda hücreleri taşı ancak boyutlandırma diyor. O yüzden üst üste biniyor. Fakat hücreleri taşı ve boyutlandır derseniz bakın şimdi nasıl olacak? Yani bayrağı da içindeki cismi de
ona göre büyütüyor. Şey küçültüyor. Tamam mı? Büyütme yapmaz ama sığdırır. Şimdi ben bunun hepsini Ctrl Z deyip kontrole basarak seçtim. Sağ tuş yaptım. Boyut ve özelliklere tıkladım. Burada özelliklere seçtiğim zaman hücreleri taşı ve boyutlandır dedim ve kapat dedim. Bu arada özellikler properties move and size with cells. Tamam mı? İngilizcesi de. Tekrar sağ tuş. Burada size and properties size özür dilerim. Properties ve move and size with cells. Çünkü İngilizce de kullanabilirsiniz. Buna kapat tıkladığınız zaman bakın şimdi bunların hepsini sağ tuş yapalım. Mesela 25 yapalım. Nasıl olacak resimler? Gördünüz mü? Bütün resimleri kendi ölçüsünde ufalttı. Ben bunu çok kullanıyorum. Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında burada ekle de mesela resimde dedik ya şekiller var. Shapes var. Shapes'e tıkladığınız zaman örneğin şöyle bir şekil kullanmanız lazım. Mesela şurayı highlight etmek istiyorum. Tamam. Getirdiniz. O şeklin üzerine tıkladığınız zaman bakın normalde biçim yok ama şeklin üzerine tıkladığınız zaman biçim gelir. Burada hazır biçimler var. Bunları kullanabilirsiniz. Şeklin içi kırmızı olsun diyebilirsiniz. Şekil ana hat kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz. Tamam mı? Şekillerle alakalı bir şey. Bir de ben yine çok kullandığım bir özelliği anlatayım bununla alakalı. Ya bunları uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü hani gerek yok. Siz bunları çok basit şeyler karıştırarak da kendiniz bulabilirsiniz. Sağ tuş yapın, tamam mı? Tekrar burada şekil biçimlendir. Format shapes deyin. Format shapes'i tıkladığınız zaman burada fil kısmında, dolgu kısmında saydamlık var. Bakın saydamlığı şöyle arttırdığınız zaman gördünüz mü? Bu benim çok kullandığım yani anlatım tarzlarından bir tanesi. İşte burayı tekrar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mesela şurayı highlight yaptınız. Anlatabilirsiniz. Bunun dışında ekle kısmında bir de Smart Arts var. Smart Arts'ta da yine buna sadece bir tane örnek yapacağım. Örneğin diyelim ki bir hiyerarşi. Yani hazır. Mesela şimdi siz bu şekilleri kullanarak da bir organizasyon şeması çizebilirsiniz. Ya da Smart Arts yaparak da bir organizasyon şeması çizebilirsiniz. Yani şuraya geliriz, tıklarız, tamam deriz. Bakın burada İşte burası biraz aşağı alalım bunu ama. Tamam mı? İşte burası genel müdür. Burası üretim. Burası kalite. Burası işte Ahmet Bey. Burası Ayşe Hanım. Burası Mehmet Bey falan. Tamam mı? Buraya tıklayıp hatta buraya eklemeler de yapabilirsiniz. Nasıl olacak? Bakın genel müdüre tıklayın ve hatta üretime tıklayın. Göstereceğim şimdi. Bakın üretime bir enter'a bastığınız zaman bir tane daha ekledi. Bir tane daha basarsanız bir tane daha ekledi. Peki Ahmet'i ve Ayşe'yi nasıl yapacağız? Onu da şöyle. Bakın Ayşe'nin yanına gelip enter'a bastığınız zaman bu sefer şu alta bir tane getirdi. Bunu birazcık karıştırırsak çok farklı, çok farklı, güzel, böyle başarılı organizasyon şemaları vesaire yapabilirsiniz. Buraya ekleyerek resimler ekleyebilirsiniz. Mesela bakın Fransa vesaire gibi. Ondan sonra buranın içinde bakın bunları farklı şekilde nasıl yazabilirim onları gösterebilirsiniz. Burada yine aynı şekilde çok farklı gösterim şekilleri var. Yani Smart Arts Smart Art, Smart Art zaten bu işe yarıyor. Tamam mı? Şimdi şurayı da anlattık diyelim. Çünkü seviye 1'de çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalışıyorum. İşinize yarayacak kadarı vermeye çalışıyorum. Özür dilerim. Şuraya tekrar gelelim. Sonraki diğer ki derste de son derste de şuradaki bahsedip ekle menüsünde bu şekilde bitiririz. Teşekkür ederim.